Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 19 Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öyle mi derim, bomba gibi yepyeni bir FIFA Mobile bölümüyle sizlerim arkadaşlar. Daha fazla gelmesi için güzel bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Gençler, dün Hasan abimizle PES Draft geldi. Ondan önceki gün Foot Draft gelmişti. Hepsini izleyin. Videonun sonuna da koyarım yine. Dün 5'te yine çok güzel bir videolar geldi gençler. Hepsini izleyin ve kaçırmayın diyorum. Şimdi boom dedik, oyun ekranımız gelsin. Normalde arkadaşlar pazar günleri geliyordu ama yeni etkinlik Paskalya Perşembe günü geldi. O yüzden ben de bugün atıyorum sizlere videomuzu. Arkadaşlar demiştik ki her bölüm hedefimiz bir gen atlamak. Şu an 104 gen 120'deyiz. Bu bölümü inşallah 105'e yükselmeye çalışacağız. Yine Paskalya'yı inceleyeceğiz. Paketler falan açacağız. Sonuna kadar izleyin. Şimdi gençler, öncelikle etkinliklerden bir haftanın takımından bir paket açalım. Orayı doldurmuştuk gençler. Haftanın takımı diyoruz. Bakın gençler, haftanın takımında çıkabilecek 90 Koulibaly var. 92 Kevin De Bruyne var. Haydi bakalım. Bir tane paket buradan açıyoruz. Haydi hocam, artık bize iyi bir oyuncu ver diyeceğiz. Boom dedik. Kim geliyor? 80 potun puanı geldi. Ve Kulibali! 90 Kulibali çıkıyor. Oha! Arkadaşlar, haftanın ikinci en iyi oyuncusunu çıkarttık. Kulibali, bakın daha bu kötülerden de çıkabilirdi. Hatta geçen hafta açtık, çok kötü de çıkabilirdi. Ama 90'lık Kulibali çıktı. Yürü be. Bakalım bir arkadaşlar, bu Kulibali kaça gidiyormuş? Sizlerle birlikte hemen bir inceleyelim. Şuradan ara diyeceğiz. Arkadaşlar, Kulibali'den sadece bu var transferde. O yüzden ya da satılmıyor mu? Bakın, o da olabilir. Haftanın takımı deneyelim, bir pazar diyelim. Sat diyelim. Bakalım Kulibali satılıyor mu? Satılamaz. Tamam gençler. Ben ne diyorum, niye çıkmıyor? Kulibali satılmıyormuş. Olsun, bunu iyi bir oyuncumuza basarız arkadaşlar. Şimdi etkinlikler diyelim ve işte karşınızda arkadaşlar yeni Paskalya etkinliği. Buradan sizlerle paketler açacağız. Gençler bakın kimler var diyeceğim. Öncelikle şu bir dolmuş. Şunu bir ödülümüzü al diyelim. Hadi bakalım, ve ödülümüz geliyor. Aç reis dedik. Boom. Sepet puanı verdi arkadaşlar. Artı 4. Bu sepet puanıyla da kendimize oyuncular satın alacağız arkadaşlar. Şimdi göstermek istiyorum sizlere kimler gelebilir. Bakın gençler, bize lazım olan sol orta saha Zielinski. Bizim sol orta sahamız yok. Orada Neymar oynuyor. O da artı vermiyor, geri olmadığı için. Bu kartı isterim. 96 stoper Skriniar'ı isterim. Sonra gençler, 97 defansif orta saha Matic'i isterim. Tadic'i istemem. Biz sol kanat oynamıyoruz. Sonra arkadaşlar, bu adamı çok isterim. Tiskankov diye. Ve mega ikonlara bakın arkadaşlar. Shevchenko'yla Matheus var. Haftaya daha çok net olur kimleri kazanabileceğimiz. Bol bol biriktirmeye devam edeceğiz gençler. Şu an görmüş olduğunuz gibi bizim 9 puanımız var. Ve bu oyuncular için bize 50 puan lazım, orta saha için falan. Şimdi öncelikle biraz paket açalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu ilk paketim Ümit Alem'e gelsin. Hazır mıyız? 3, 2, 1, boom! Bastık 2500'ü. Ve kim geliyor? Hep birlikte göreceğiz. Evet gençler, 80 puan geldi. Oyuncu çıkmadı. Ağzını burnunu kırayım ya. Oyuncu vermedi ya. Gele gele 80 puan geldi arkadaşlar. Sizlerle birlikte bundan bir tane daha açacağız. Haydi hocam, haydi diyoruz. Gönder diyeceğiz. Hadi oğlum, oyuncu da ver lan. Ve boom. 50 kuş puanı çıktı arkadaşlar. Yazıklar olsun. Paramızı da bitirdi ya. Şimdi gençler, öncelikle bir bakalım takımımıza neler yapabiliriz. Arkadaşlar, Ronaldo'muzu sizlerle birlikte 107 overall'a basacağız. Haydi bakayım diyeceğim. Şimdi şu adamı aç diyorum. Bu yeterli olmadı. Buradan da bir tane vereceğiz. Ve Ronaldo gelsin bakalım. 97. Boom.
Ronaldo'muzu 97'ye basıyoruz arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Hala 104'üz ama 105'e yetmedi. Şimdi Roberto Carlos'ta basacağız gençler. Şunu vereceğim. Şunu vereceğim. Şuradan da verelim. Yok, bir de Dante'yi verelim, yeter herhalde. Evet, ve Roberto Carlos'umuzu da bas 93 ediyoruz. Boom! Carlos'umuzu da 93'e bastık arkadaşlar. Tamamdır. Sonra şimdi gençler biraz da oyuncularımız için güç kasalım bakalım. 105 daha olamadık ama bu bölüm 105 olacağız dedik. Şimdi gençler bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi turnuvası var gençler. Ben bunu oynamıyorum. O yüzden buradan daha çok oyuncularımızı geliştirmeye yönelik şeyler alacağız sizlerle birlikte. Haydi bakalım. Bir tane bundan gönder hocam diyeceğim. Bir tane arkadaşlar, buradaki oyuncular bize lazım olmuyor. Büyük oyuncular için de çok oynamak lazım. Ben de oynayamıyorum. O yüzden daha çok bunlardan biriktireceğiz kendimize. Efsane geliştirici gönder diyeceğiz. Efsane bize bol bol lazım oluyor arkadaşlar. Bunu da aldık. Gönder hocam bundan bir tane daha. Haydi 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 diyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızda abi sol orta saha Mane'yi al demişsiniz. Ama gençler şimdi Pascal'da daha iyi bir oyuncu geldi. Onu almaya odaklanacağız. Hem de bedavaya. Haydi bakalım şu kırmızılardan biraz daha açacağız. Bunun çünkü kırmızı çok oyuncumuz var gençler. Kaptan rolünde falan. Tamamdır. Şöyle hocam gönder. Hocam gönder bize. Takımımızı 105'e basmamız lazım. Gönder bize diyoruz. Evet gençler, şöyle şakır şakır. Bir 10 daha diyeceğim. Sonra bir diğerinden biraz daha alacağız gençler. Haydi bakalım. Şimdi tekrar nadir geliştirici diyeceğiz. Gönder hocam. Hadi oğlum. Güzel. Bir daha gönder hocam. Arkadaşlar o oyuncular bir alalım. Ortalık yerinde. 106'ya doğru ilerleriz diye düşünüyorum. Skriniar'ı alabilirsek ve o sol orta sahayı. Tamamdır. Şimdi burayı da açtık. İki tane daha var. Onlar da... Lan hayır ya. Yanlışlıkla jeton aldım ya. Dalgınlığıma geldi. Püh, bir tanesi boşa gitti ama sağlık olsun gençler. Şunu da gönder diyeceğiz. Ve haydi bakalım. Güzel. Herhalde bir bazı oyuncularımız olmuştur. Evet gençler, beceri geliştirici Rolanti çoğalmış. Duffy ve Roberto Carlos artı alacaklar. Onlara da bastık. Artı 12 oldular ve 105 olduk mu? Yine olamadık. Vay arkadaş ya. Şimdi arkadaşlar bu Pascal'dan şu altın yumurtayı alıyoruz. Bakın burada altın yumurta ne diyor. Tıklıyorum. Bu bir altın bilet. Bu özel ödül özel bir 100 gen altın yumurta oyuncu açar dedi arkadaşlar. 100 gücünde bir oyuncu verecek bize. Bu da buradaki toplardan çıkıyor. O yüzden haydi bakalım bir tane oynayalım diyeceğim arkadaşlar. Kazanırsak altın yumurta verme şansı var. Ve altın yumurtayı alırsak yer yerinden oynar gençler. Haydi bakalım altın yumurta için oynayacağız. Hocam lütfen bize o biletten ver de şu 100'lük bir oyuncuyu çıkaralım ya. Gençler çok manyak olurdu. 100'lük bir oyuncu olurdu takımımızda. Bir de şansımıza kaleci maleci verirse takım fena coşar. Biz 104, 120'deyiz şimdi. Rakibimiz 96-120. Bu maçı çok rahat almamız lazım gençler. Yeni güncelleme geldi. O da görselleri biraz değiştirdi görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakalım. %50 biz avantajlı oynayacağız. Direkt vur gitsin diyeceğim. Oradan da baskıya başlayacağız. Gençler garanti maç bizde, izleyin. Şimdi Aubameyang verdi pasını. Ronaldo bir çalım. Vur Ronaldo ve 1-0. Müthiş fırsat. Vur Ronaldo 2-0. Evet gençler, Ronaldo oraları GG'leyecek. Arka direkte boş var, gönderdim. Vur Aubameyang kaleci. Evet rak, diğer oynayan çocuk bizim defansı geçemiyor bile gençler. Çünkü çok güçlü defansımız. Şimdi Ronaldo'yla bir plase, mükemmel bir gol. Bir plase de Aubameyang'dan, mükemmel bir gol. 4-0 yaptık. Şimdi gençler Neymar'la oynadık. Geçmedi. Ama rahatız çünkü rakip zaten gol atamıyor. Takımımız çok güçlü. Neymar dön oğlum. Vur oğlum. Ve Neymar 5-1 yaptı. Hadi bakalım, müthiş fırsat. Aubameyang 6-2.
Ronaldo'yla buradan bir plase. 7-2. Çok güzel. Şimdi gençler, Aubameyang'a bir plase gönderiyoruz. Ters ayağıma denk geldi. Evet, Nainggolan vurdu. 8-2, 8-3. Ronaldo gidiyor. Ronaldo yaptı ortasını. Vur Aubameyang. 9-3. Hocam ne olur bize altın yumurta ver be. Gençler gönderelim şöyle. Oha, kaleci güzel tokatladı. Şimdi korneri kullanıyoruz. Duffy'yi herkes açtı ve kazanıyoruz. Boom. Evet arkadaşlar, mükemmel bir galibiyet geldi. Ve kırmızı yumurta verdi. Ağzını kırayım ya. Çöp doldu burası ya. Arkadaşlar kırmızı yumurta verdi 6 saatlik. Vay arkadaşım. Şu 2 puan verenlerden de gelmedi ya. Şu yumurtadan falan. Ağzını kırayım. Gençler o zaman şu kırmızı yumurtayı başlat diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hemen aç diyeceğiz. Gönder hocam. Belki arkadaşlar oyuncu da çıkabilir. Kim geliyor oraya? Boom dedik. Oyuncu var. 100.000 jeton ve sepet yumurtukmuş. Neyse 10 olduk. 50'ye yaklaştık gençler. Hadi bakalım bir tane daha oynayalım. Bakarsınız bu sefer o altın yumurtayı buluruz. Ve gençler biz 104 gen 120 kimyayız. Rakibimiz 101 gen 120 kimya. Birbirimize yakınız. Bu maç zor ve çekişmeli geçecek arkadaşlar. Haydi bakalım. Bütün gücümüzle bastıracağız. Vay be, 105 olamadık ya lan. Arkadaşlar ve başlıyoruz. Haydi bakalım. Aubameyang bir çalım. Güzel. Orayı da geçer misin oğlum? İleriye doğru vurmayayım dedim. Ama top gitti. Hadi bakayım. Şimdi Aubameyang verdi pasını. Ronaldo. O da döndü. Vur Ronaldo ve 1-0. Güzel. Şimdi Aubameyang vuruyor. 2-0. Roberto Carlos vuracak. Güzel vurdu. 3-0. Mükemmel bir gol. Verdik pasımızı gençler. Aubameyang da çekti topu. Gönderdi içeriye doğru. 4-0. Mükemmel bir gol. Ronaldo vurdu. 5. Evet, bu maçta garanti bizde. Ve gençler süre doldu. Bakıyoruz. Rakibimiz son pozisyonla oynuyor. Bum 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 bum. 8-3 kazandık. Hadi hocam altın yumurta ver. Altın yumurta ver. Altın yumurta ver. Yeşil yumurta verdi. Ağzını kırayım ya. Yeşil yumurta hangisi ya? Vay be arkadaşlar. Hadi bakalım. Hep birlikte yeşil yumurtayı da açalım sizlerle birlikte. Buna da daha paramız var. Bunu da sizlerle birlikte hızlıca açabiliriz. Aç dedik. Ve arkadaşlar yeşil yumurtamız da geliyor. Boom. Bize bir sepet puanı verdi. Defans, kaleci, pas, hız, kafa vuruşu, hızlanma, uzun pas, görüş, bitiricilik, hücum, rölanti ve ikinci santrofor verdi arkadaşlar. Oyuncu vermedi. Buradan da bir tane daha aldık. Ve gençler arkadaşlar, altın yumurta için son bir fırsat daha yarattım sizlere. Haydi bakalım. Hemen görelim ne yapmışım maçı. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar rakibimizi 11-0 darmaduman ettim. Ve şimdi hadi hocam artık bir mavi yumurta verdi gençler. Yok. Mavi kırmızı, mavi kırmızı diye yardırdı. Mavi yumurtada antrenman XP'si var. Biz kırmızı yumurta diyelim arkadaşlar. Olası ödüller oyuncu diyor ama oyuncu falan da göremedik. Ve artık beklememiz lazım çünkü basacak paramız kalmadı. Gençler sepet ödülleri görüyorsunuz, bizim 11 oldu. 50'lik olan oyuncuya yaklaşıyoruz. Bu Zielinski'yi istiyorum sol orta sahama. Neymar çok puanımızı kesiyor. Hikaye kitabını oynadım zaten arkadaşlar. Ve Paskalya Festival'de daha açılmadı. 30 Nisan'da açılacakmış. Şimdi bir oyuncumuzun daha becerisi coşmuş. Evet, Aubameyang beni atlatabilirsin dedi. Ve Aubameyang'ı da bastık. Artı 11 oldu. Sonra 105'i yaptık be. 105'i yaptık. Arkadaşlar ne dedim? Her bölüm bir gen atlayacağız dedim. Geçen bölüm 104'tük. 105'e yükseliyoruz. Aubameyang artı 11 yapınca
105'e yükseldik arkadaşlar. İşte bu be. Bunu bekliyordum ya. Çünkü ben ayarlamıştım gençler sizlere göre. Roberto Carlos'a, Ronaldo'ya basınca, bu beceri gelişlerini alınca 105 olacağımızı düşünüyordum. Aubameyang'ı artı 11 ledik ve şu an 105'iz arkadaşlar. Bakın gençler, Neymar yerinde oynamadığı için artı 6 veriyor. Buraya o 95'lik adamı aldık mı artı 11'de biz vereceğiz. Adam 110'la falan oynayacak. Neymar yolcu, buraya bir sol orta saha alacağız. Lucas Vazquez yolcu 91 çok düşük. Oraya da 95'lik birini istiyorum sağ orta saha. Sonra arkadaşlar Campbell'ı satacağız. Buraya da bir 95'lik stoper istiyorum. Çünkü Campbell 92 biraz az kalıyor. Bakalım, Campbell'ı büyük bir ihtimal satacağız. Daha iyi biri gelirse ama. Ve buradan takımımızı daha devam toplamaya, güçlendirmeye devam edeceğiz gençler. Hedefimiz 120 gen olacak. Bu bölüm hedefimize ulaştık. 105 gen dedik ve bunu yaptık gençler. Sizlerle birlikte Paskalya'yı gösterdim. Yine çok güzel paketler falan açtık. Koulibaly'yi çıkarttık bir 90'lık paketten. Beğeni patlaması yapın. Yorumlarınızı yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. Pişşş.